Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel suplamın yapım aşamalarını, tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla sizinle paylaşacağım. Bu suplamda diğer suplamdan farklı olarak bir teknik kullandım. Bu orta kısımda bu geçiş izinin belli olmaması için farklı bir örgü şekliyle yaptım. Diğerlerinde, diğer suplalarda veya paspaslarımızda bir üst sıraya geçerken 2 veya 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçip devam ediyorduk. Ve burası çok gerçekten de fark ediyordu. Geçişler çok belli oluyordu. Ama bu teknikle gerçekten de bunu yok denecek kadar çok aza indirdik. Sizin de bu tekniği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tuplamda moka yarnın pamuk makrame ipini kullandım. Hem modelime hem de ölçü olarak çok uydu. Moka yarnın pamuk makramesi birçok suplaya çok uyum sağlıyor. O nedenle ben çok seviyorum. Hem örmesi zevkli hem de modeli çok güzel gösteriyor. Aynı zamanda moka yarnın renk skalası çok geniş. Bu şekilde simli seçenekleri de var. Web sayfasına girip görebilirsiniz. İstediğiniz renkte suplar örebilirsiniz. Tığ olarak 3,5 milim tığ kullandım. Sizin elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 4 milim de kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinizde kalmış. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ipimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamızı yaptık. Sihirli halka yapımını bilmeyenler için hem yukarıya hem de açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan daha detaylı öğrenebilirsiniz. Sihirli halkamızdan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisinden geçiriyorum. İpimi alıyorum. 3 ilmeği ikişerli olarak alıyorum. Yani trabzan yapıyorum. Aynı şekilde halkamın içerisine trabzanlarla dolduruyorum. Yine trabzan yapımını bilmeyenler için link bırakacağım. Oradan daha rahat, daha detaylı öğrenebilirsiniz. Şimdi 3 zincirimi sayıyorum. 3 zincirimi de bir trabzan yerine sayıyorum. Tam 12 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bu halkayı toplam 12 tane trabzanla dolduracağım. Sayalım. Bakın bu zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daha sonra ipimi çekiyorum. Ortadaki delik kapanana kadar. O 3 zincirimin 3. zinciriyle, 3. ilmeğiyle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu kısım çok önemli. Bu teknik çok önemli gerçekten. Dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu aşamadan sonra 3 zincir çekip yukarı çıkmıyoruz. Bu kısma geliyorum. Bakın. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım oldu. İlk trabzan yerime geçirdiğim bir örgü oldu daha doğrusu. Daha sonra aynı ilmeğe bir tane daha trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi bu aşamadan sonra bütün ilmekleri ikişer tane dolduracağım. Yani ikişer tane trabzan yaparak dolduracağım. Bu ilk kısım önemliydi. Bir sonraki aşamada yine göstereceğim size. Hepsini ikişerli trabzan doldurup sıranın sonunda size göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. Bakın bir tane ilmeğim kaldı. Şu ilmeği de yapacağım. Bunları saydığınız zaman bakın 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çift trabzan yapmışım. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Mutlaka sayın, şaşırırsınız. Çünkü bir önceki teknikte burayı doldurmuyorduk biz. Ama bu teknikte burayı dolduruyoruz. İki tane trabzan yaptım. Buradan sonra şu ilmeğe, bakın şu ikinci trabzanımın ilmeği. Ama bu ilk yaptığım trabzanın ilmeği sayılıyor. Şuradan, bakın şuradan geçiriyorum. Direkt şu şekilde birleştiriyorum. Bakın hiç belli olmadı. Üst kısmı geçti. Daha sonra bir üste geçeceğim. Buradan alıyorum ilmeğimi. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir önceki sırada yapmış olduğum gibi aynı ilmeğe tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar göstermek istiyorum kısmı. Bakın burayı yaptıktan sonra şunun şu kısımdan içine giriyoruz. Direkt kaydırma yöntemiyle geçtim. Bu sıramı tamamlamış oldum. Daha sonra bir üste geçmek için bu iki ilmeği yandaki o trabzanın iki ilmeğinden geçirip ilmeğimi alıp ipimi alıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra yanındaki aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Buraya yine iki tane trabzan yapmış oldum. Bu sırada bir tek bir çift olarak devam edeceğim. Yani bundan sonra bir tane trabzan yapacağım. Gelen ilmeğe, daha sonraki ilmeğe iki tane trabzan yapacağım. Bir trabzan. İki trabzan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Burada yine size nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada çiftle başlamıştım. İki trabzan yapmıştım burada. İki trabzana geldim. Demek ki buradaki ilmeği bir tane trabzan yapacağım. Burayı karıştırmamanız adına tekrar söylüyorum. Şu kısma mutlaka dolduruyoruz. Bu birleşim kısmı gibi görünen kısmı mutlaka dolduruyoruz. Buraya da bir tane yapıyorum. Şimdi birleştireceğim. Bu ilk ilmeğimin, bakın buradakini şu şekilde alın, şu şekilde. Direkt şu arka kısımdan geçiriyorsunuz. Kaydırma yöntemiyle tamamlıyorsunuz. Bakın. Çok güzel oluyor bu teknik. Bir üst kısma geçerken buradan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bu sıramda iki tek bir çift olarak devam edeceğim. Çiftle başladım. İki tekle devam ediyorum. Çift yaptım. İki tek yapacağım. Evet. İki tek bir çift olarak sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Bakın. Çift yaptım. Tek yaptım. Bir tane daha tek yapmam gerekiyor. Birleşim yeri gibi görünen yeri yapıyorum. Daha sonra birleştireceğim. Bu ilmeği bu şekilde bir alın bu şekilde. Daha sonra şu aradan geçiriyorsunuz. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle. Bakın. Gerçekten de 3 zincir veya 2 zincir çekip yukarı geçme tekniğinden çok daha belirsiz oluyor. Daha güzel duruyor. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. 5. sıradayım. Yine bu ilmeğin içerisinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sefer 3 tek bir çift yapacağım. 1 2
3 tek yaptım. 1 tane çift yapacağım. Üç tek bir çift şekilde devam edecek. Bu modelimizde, bu teknikte çiftlerin üstüne hep çift geliyor. O nedenle karıştırmazsınız. Tekler hep tekin üstünde, çiftler hep çiftin üstünde. Hep çiftle başlıyoruz. Yani bu detayları unutmazsanız, hiçbir şekilde karıştırmazsanız çiftle başlıyoruz ve çiftlerin üzerine hep çift trabzan yapıyoruz. Bu sıramızın da sonuna geldikten sonra diğer kısımlara geçebiliriz. Evet, ben suplonun orta kısmını tamamladım. En son size 5. sırayı göstermiştim. 3 tek 1 çift yapacaktık. Daha sonraki sırada 4 tek 1 çift yapacağız. Daha sonraki sırada 5 tek 1 çift yapacağız. Daha sonraki sırada da 6 tek 1 çift yaparak tamamlayacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sıra yapacağız ve orta kısmı tamamlayacağız. Yine şu kısmı tekrar etmek istiyorum. Her zaman çift trabzan yaparak başlıyoruz. İlk yaptığımız o tekniğe bir trabzan olarak sayıyorduk. Daha sonra ilk ilmeğe yine bir trabzan yapıp 2 tane trabzan yaparak başlıyorduk. Daha sonra teklere geçiyorduk ve bu modelde hep çift yaptığımız trabzanların üstüne çift trabzan gelecek şekilde ayarlıyorduk. Tekler de yine aynı teklerin üzerine gelecekti. Bu şekilde hiçbir şekilde karıştırmazsınız. Bakın birleşim yerlerine, yine bu çiftler üst üste geldiği için bu kısım da sanki öyle bir detaymış gibi arada kayboluyor. Kesinlikle dediğim gibi diğer yöntemden çok daha iyi görünüyor. Şimdi bir üst kısma geçeceğiz. Artık modelimizi yerleştireceğiz. Ama ben son kez şu birleşim yerini tekrar göstermek istiyorum. Bu ilmeğimden, bakın bu trabzanın ilmeği değil, bu ilmeğimden bu şekilde geçiriyorum ve bu aradan geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle tamamlıyorum. Daha sonra buraya gelip ikinci trabzanın içerisinden geçip sık iğne yapıyorum. Evet. Bundan sonra modelimi yapacağım. 5 zincir çekiyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1 2 3 atlıyorum. 4. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. 1 ilmek atlayıp 2. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1 2 3 atlıyorum. 4.sine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 tane ilmek atlıyorum. 2.sine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gideceğim. 5 zincir, 3 ilmek atlayıp 4.sine sık iğne, 3 zincir, 1 ilmek atlayıp 2.sine sık iğne şeklinde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi bu 3 zincirlik kısmı yapmam gerekiyor. Çünkü 5 zincirimi çektim, sık iğne yaptım. Ama burada farklı bir teknik kullanacağız. Bir tane zincir çekeceğim. İpimi tığıma dolayacağım. Ve ilk yaptığım sık iğnenin ilmeğinden ipimi geçirip bu üçünü birlikte alacağım. Çakma sık iğne de denilebiliyor buna. Bu şekilde hiç belli olmayacak. Bakın aynı bunlar gibi oldu. Bir zincir çektim ve ilk yaptığım sık iğne içerisine çakma sık iğne yaptım. Şimdi bu aşamadan sonra bu 5 tane zincir çekmiş olduğum kısımları trabzanlarla dolduracağım. 8 tane trabzan yapıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Daha sonra bu 3 zincir çektiğim kısma sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde ilk modelimin ilk kısmını yapmış oldum. Yine 8 tane direkt 5 zincir çektiğim kısma 8 tane trabzanımı yapıyorum.
Bu trabzanları yaparken çok dikkatli olun. Muntazam olmasına dikkat edin. Özellikle şu kısımların düzgün olmasına dikkat edin. Çünkü modelin en göze çarpan kısmı. Buralar bir gevşek, bir sıkı olduğu zaman modeliniz, suplanız şık durmayacaktır. Bunun için de yukarıya bir link bırakacağım. Trabzan nasıl yapılır linkinde, videosunda çok detaylı anlattım. Orada düzgün trabzan çekmek için belli püf noktalarına yer verdim. Bu videoyu izleyerek daha iyi öğrenebilirsiniz. 2, 4, 6 ve 8 tane. Yine sık iğne ile birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Birleştirme kısmını göstereceğim size. Bakın, buradaki boşluktan geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Yaptım. Daha sonra buradaki ilmekten geçiriyorum. Kaydırıyorum. Daha sonra ikinci trabzanın ilmeğini şu şekilde buradan ve şuradan, şu kısımdan geçiriyorum ve buraya böyle bir sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çektim. Yine sondan ikincisine, yani kaç ilmek atlıyorum? 1, 2, 3, 4 ilmek atlıyorum. 5.sinin yine aynı yerden, bakın ilmeğin arkasından şurada ortasından geçiriyorum ama arkasındaki şu ilmeği de alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 ve 2. ilmekten, 1. ve 2. trabzanın ilmeğinden bu şekilde sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane atlayıp 5.sine yine aynı teknikle içinden geçiriyorum ve arkadaki ilmeği de alıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci trabzan ilmeğinden içinden geçirip bu şekilde 2 ilmeği trabzan yapıyorum. Daha sonra 7 zincir çekiyorum. 4 tane ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5.sine bu şekilde sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde 3 zincir sık iğne, 7 zincir sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Özellikle nerelere yaptığınıza dikkat edin. Ve ilmeğin önünden değil, orta kısmından ve arkadaki ilmeği alarak yapmaya özen gösterin. Sıranın sonuna tekrar göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. Yine burada bir zincir çekiyorum. Çakma sık iğne yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin ilmeğinden geçiriyorum ve 3 ilmeği de birlikte alıyorum. Bu şekilde önceki yerlerde yapmış olduğum 3 zincir yerine geçen boşluğu oluşturmuş oluyorum. Şimdi yine bir önceki sırada yapmış olduğum 7 tane zincirin içini trabzanlarla dolduracağım. Bu sefer 10 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. O 3 zincirle çektiğim boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine direkt diğer 7 zincirlik boşluğuma trabzan yaparak devam ediyorum. Yine buraya da 10 tane yapacağım. 10 trabzan, 1 sık iğne, 10 trabzan, 1 sık iğne şeklinde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Elinizle mutlaka yaptıkça düzeltin. Çünkü pamuk makrulu ipi daha çok kırışıyor. Daha çok elinizde şekil alıyor. Polyester makrulu ipi gibi değil. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yapıp tekrar size göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. En son olarak 10 tane trabzan yaptım ve bu kısmı birleştireceğim. Direkt sık iğne yaparak birleştiriyorum. Daha sonra ilk trabzanımın ilmeğine kaydırma yöntemiyle geçiyorum. İkinci trabzanımın ilmeğini bir önceki modelde yaptığımız gibi bu kısımdan geçiriyorum. Bir de şuradaki arkadaki ilmekten geçiriyorum. Bu iki ilmekten geçirdikten sonra buraya direkt sık iğne yapıyorum. Daha sonra 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincir çektikten sonra yine sondan ikinci, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek atlayıp 7.sine yine aynı teknikle içinden geçiriyorum. Arkadaki ilmekten de alıyorum. Buraya direkt sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci trabzanı yine içinden geçiriyorum. Arkadaki ilmekten alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 9 tane zincir çekiyorum. Daha sonra 6 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek atlayacağım. 7.sine yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci trabzan ilmeğinden yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim ve en son sıramızı sizinle birlikte tekrar yapacağız. Bu sıramı da tamamladım. 9 zincir çektim. Yine buradaki ilmeğimi ikisini alarak birleştireceğim. Buradaki ilmeğin özellikle bir tanesini alırsanız bu kısımlar tamamen bu şekilde çekileceği için düzeltirken orada boşluklar oluşacaktır, şık durmayacaktır. Özellikle hem öndeki hem arkadaki o iki ilmeği almaya özen gösterin. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi takıyorum ve ilk yaptığım sık iğneye içinden geçirip çakma sık iğne yapıyorum. Daha sonra buradaki 9 zincir çektiğim boşluğa tam 12 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12 tane oldu. Yine 3 zincirlik boşluğuma sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine 12 tane trabzan sık iğne, trabzan sık iğne şeklinde sıramın sonuna kadar geliyorum. Bu sıramı da bitirdik. Artık son sıramızdayız. Birleştiriyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. İlmeği biraz uzatıyorum ve ilk yaptığım trabzan ilmeğinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Geçirdim. Daha sonra
örgümü ters çeviriyorum. Suplamızı ters çeviriyoruz. İlmeğimi takıyorum ve bu ipi çekiyorum. Çektikten sonra buradaki ilk ilmeğin içerisinden geçiyorum. İpimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle bütün ilmekleri dolaşıyorum. Bütün kenarına bu şekilde kaydırma yöntemi dolaştıktan sonra suplamızı tamamlayacağız. Bu kısmı bitirdikten sonra bir göstermek istiyorum sizlere. İlk ikisini yapalım. Evet, ikisini bitirdim. Önden göstereyim size. Şekilde daha tok duruyor. Şu bakın, kıvırma ihtimali yüksek ama bunlar kıvırmıyor. Daha güzel, daha şık duruyor. Tüm sırayı bu şekilde geçtikten sonra suplamızı bitireceğiz. Evet, suplamı bitirdim. Artık ipimi keseceğim. Sonuna kadar geldim. Makasımızı bir yere kadar kesiyoruz. İlmeğimi çıkarıyorum. Daha ince bir tığ yardımıyla burada değil, bu ikinci ilmekten geçiriyorum. Tekrar şuradan ilmekten alttan alıyorum. Bu ilmekten geçiriyorum. Tamamen devamı şekli gibi oldu kısım. İpimi geçirdim. Şu aralardan geçirelim. Gidebildiği yere kadar ipimi yok edeceğim. Tamamen şu kısmı silip oynayabilirsiniz de. Aynı şekilde bu ipi de yok ediyoruz. Şekilde dolaştırıyoruz ve belli bir yerde sabitliyoruz. Evet, suplamız çok güzel oldu. El ütüsü yapabilirsiniz ama ben pamuklu maklamelerde mutlaka arkadan buharlı ütüyle ütülüyorum. Çok daha muntazam oluyor. İpim bu kadar kaldı. 250 gramlık moka yani makrome ipinden yaklaşık 100 gramlık bir ip kaldı. Bu iple daha neler yapabilirim? Mendil tutucu yapabilirim. Bir önceki videomda var. Linkini de eklerim buraya. Bu şekilde bir çiçek yapabilirsiniz. Bu şekilde de bir bardak altlığı yapabilirsiniz ve takım yapabilirsiniz. Üçlü takım olarak. Çok şık duruyor. Bu bardak altlığımın videosu da bir sonraki videoda gelecek. Zaten bu videoyu izlediğiniz zaman bunu çok rahatlıkla yapabileceksiniz ama gene de ben bardak altlığı başlığı altında ayrı bir videoda çekmiş olacağım bunun için. Bundan sonraki videomuz bu olacak. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızla geri bildirimlerde bulunursanız mutlu olurum. Çünkü gerçekten de sizden aldığım dönütler beni çok motive ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.